Şimdi sağlıklı bir kişilik gelişiminde anne baba tutumunun rolü. Biraz girdik ama daha da geniş talep var. Biraz açmamız gerekiyor. Aile tutumlarının rolü aslında çok büyük. Anne, baba ve çocuk ilişkisinin yönünü belirleyecek temel etken anne ve babanın aslında çocuğa karşı davranışlarıdır. Nasıl davrandığıdır, nasıl tutum gösterdiğidir aslında. Burada aslında birçok aile tutumu söz konusu bizim her Ne yer gibi? dünyada. Mesela atıyorum, otoriter ve baskıcı aile tutumu. Bu tarz aileler nasıldır? Sürekli çocuklarına kurallar koyarlar. Bunu yapacaksın. Sürekli her şeyleri saatlidir onların. Saat dışına çıktığı anda inanılmaz tepki alırlar anne ve babasından. Sen bunu nasıl yaparsın? Şu an bunu yapman gerekiyor. Ya da işte sürekli baskı kurarlar. Bunu yapacaksın. İşte ders çalış, çalış. Şu an senin ders çalışma saatin. Şu an şunu yapmalısın falan filan. Yani her yerde bir kural, her yerde bir baskı. Çocuğun asla kendine özgür bir biçimde ifade etmesine izin Peki vermezler. bu çocuklar çocukluğunu ne zaman yaşayacaklar? Yaşayamıyorlar zaten. Tabii Yaşayamıyorlar, değil mi? yaşayamıyorlar maalesef. Anne baba ikisi de ne yapıyor? Baskı kuruyor sürekli. Aslında ve çocuk da şöyle bir algı da gelişiyor bu arada Ne o gibi? dönemde. Şöyle bir şema gelişiyor. Ben ancak kurallara uyarsam sevilirim, takdir görürüm. Her anlamda ben işte birazcık da ileride ne oluyor? Obsesif yönleri de ortaya çıkabiliyor. Ya Bravo. da mükemmelliyetçi yönleri de ortaya çıkabiliyor. Kesinlikle Her doğru. şeyim iyi olmalı ki ben takdir göreyim, sevileyim. Çünkü ben tek başıma bir sevilecek bir değer taşımıyorum. Çok önemli. Değil mi? Biricikliği gidiyor orada. Tabii ki de. Sadece kurallara uyarsa anca seviliyor ya da İlgi başarı ilgi görülebileceğini. görüyor ya da başarılı oluyor. Bu özgüveni de çok ciddi Tabii tabii. sarsar. Tabii ki de. Sürekli 7-24 nöbettesiniz, düşünsenize. Başkaları benim için ne diyecek? Mesela Değil mi? düşünceleri El alem sürekli. ne der? En Bakın büyük çok ya, el süper alem. egosu çok fazla yüksek düzeyde. Yani bu el alem ne der? Ahlaki, geleneksel kurallarımız, işte toplumsal normlar hep bunlarla yaşar genelde. Ne? Sonra ama kişilik olarak nasıl ortaya çıkıyor bu peki? Evet, nazik oluyorlar, daha böyle yardımsever Evet. oluyorlar. Hani bu yönleri güzel. Hani Güzel. bizim beklediğimiz şey. Ama ne oluyor? Kendine güvenmeyen, çekinik, herhangi bir şeyi yapabileceğine inanmayan, özellik duygusunun gelişmediği, Ya. yine daha çok toplum içerisinde sönük kalan, içe kapanık bireyler oluyorlar. Aha buradan yak. Sıkıntı. Tabii ki de Ya. öyle. Aynen öyle. Gerçekten değerli seyirciler. Yani evet, çok efendi nazik bireyler ve çocuklar yetiştirelim. Yetiştirmeyelim demiyoruz. Ama süper egonun da o kadar da süper olmasına gerek yok. Aynen öyle. Yani değil mi? Harika. Gerçekten Gerçekten süper süper betimlediniz. betimleme. Yani o her şeyin bir dengesi var, bir ayarı var. Çocuk eğitirken, çocuğun kişiliğini, ergenin kişiliğini yapılandırmaya devam ederken bir denge insanı olalım ki çocuklar çift kanatlı uçsunlar. Yoksa başkalarının için sürekli onların kölesi değil ki onlar için yaşamasınlar. Ne sürekli kendi için ne sürekli başkaları Başkaları için. için. Halbuki bunu dengede, harmoni halde, güzel düğün bayram havasında yaşayabiliriz.